Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an dinledikleri ve şöyle dedikleri vahyolunmuştur. Biz doğru yola ulaştıran olağanüstü güzellikte bir Kur'an dinledik ve ona inandık. Bu yüzden biz artık Rabbimize hiç kimseye ortak koşmayacağız. Rabbimizin şanı gerçekten çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmiştir. Meğer akılsız olanımız Allah hakkında gerçek dışı sözler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. Şu da bir gerçek ki insanlardan kimileri cinlerden kimilerine sığınırlardı da onların şımarıklığını artırırlardı. Öyle ki onlar sizin de sandığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini, peygamber olarak göndermeyeceğini sanmışlardı. Biz göğü yokladık, onu güçlü koruyucularla ve yakıcı alevlerle doldurulmuş bulduk. Oysa biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Ancak şimdi kim dinlemeye kalkışacak olsa, karşısında kendini gözetleyen yakıcı bir alev buluyor. Biz bu yeni uygulamayla yeryüzünde olanlara kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara doğru olanı mı diledi, hiç bilmiyoruz. İçimizde iyi olanlar da, daha alt düzeyde olanlar da vardır. Bu yüzden biz ayrı ayrı yollar tutmuş bulunuyoruz. Ancak şu gerçeği çok iyi anladık ki, biz yeryüzünde Allah'ın iradesine asla karşı çıkamayız ve kaçmakla da onun iradesini geçersiz kılamayız. Biz o doğruluk rehberi Kur'an'ı işittiğimizde ona inandık. O halde kim Rabbine inanırsa ne hakkının eksik verilmesinden ne de kendisine kötülük edilmesinden korkmaz. İçimizde kendini Allah'a teslim edenler de doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim kendini Allah'a teslim etmişse İşte onlar doğru yolu arayanlardır. Bununla birlikte doğru yoldan sapanlar, işte onlar cehenneme odun olacaklardır. Eğer onlar doğru yolda gitmiş olsalardı, kendilerini sınamak üzere onlara bol su verirdik. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu giderek artan çetin bir azaba uğratır. Mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte kimseye dua etmeyin. Allah'ın kulu ona dua etmek üzere kalkınca onlar neredeyse üzerine üşüşeceklerdi. De ki, ben sadece Rabbime dua ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim ne de bir yol gösterebilirim. De ki, beni Allah'a karşı hiç kimse koruyamaz ve ben ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Benim görevim ancak Allah'tan geleni size duyurmak ve onun elçilik görevlerini yerine getirmektir. Artık kim Allah'a ve elçisine karşı gelirse bilsin ki ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördüklerinde kimin yardımcısının daha güçsüz ve sayısının daha az olduğunu anlayacaklardır. De ki, tehdit edilmekte olduğunuz kıyamet gününün yakın olup olmadığını ya da Rabbimin onu uzun süreli kılıp kılmadığını ben bilemem. O gaybı bilendir. Seçtiği bir elçisi müstesna, gaybini kimseye bildirmez. Bu takdirde de o elçilerinin Rablerinin mesajını tebliğ ettiklerini bilmek için önünden ve ardından gözcüler salar. Allah onların nezdinde olup bitenleri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır. Allah seni koruduğu sürece biz sana bir şey yapamayız, tamam mı? Allah seni koruduğu sürece biz sana bir şey yapamayız. Sana o selayeti vermiş. Biz de sana bir şey yapamıyoruz. Benim etrafımda bir tane şeytan görüyor musun? Görüyor musun?
Çalıştığıma şahitsen söyle. Görmüyorum. Var mı? Yok. Allah'tan başka yârim ve yardımcım var mı İblis? Yok. Yok. İlmi nereden öğrendiğimi de gördün mü? Nereden? İnsanlık içinde öğrendim. Nereden? Allah'tan. Nereden? Allah'tan. Bu izleyeceğiniz videodaki görüntüler arkadaşlar tamamen gerçektir. Ve şeytanın yüzyıllardır insanlara kurduğu tuzakları Erol Tangut teker teker gerçeği ve açığa çıkararak sizlere musallatın gerçek boyutunu göstermektedir. Ve bugüne kadar şeytanın insanlardan olan hizmetçilerinin önüne geçmek için bu videoları yayınlıyorum ve yayınlamaya devam edeceğim. Neden mi? Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'ı insanların boynuna muska taksın diye göndermedi. Allah Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an'ı hastaların başında okuyun ama hayatınızda yaşamayın diye göndermedi. Allah Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i sayfalarını sulara atarak için banyo yapıp yıkanın diye göndermedi. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i hayatınızda yaşayın, emir ve yasaklarına itaat edin ve peygamberinin sünnet-i seniyesine göre hayatınızı yaşayın diye gönderdi. Ve musallatın gerçek sebebi insanların Kur'an ve sünnete tabi olmadan sapkınlıkları ve ahlak-ı seyyiyeleridir. Yani kötü ahlakıdır arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şunu söyle İblis. Ne kadar zamanlı annesin. Anne karnında girdin sen. Anne karnında girmedin mi? Anne karnında girdin. Anne karnında girmedin oğlum. Anne karnında girdin. Yalan mı? Yalan mı? He? Doğru. Anne karnında girdin. Ananesi mi adadı dedesi mi? Dedesi mi ananesi? Dedesi. Ne adadı lan? Koç. Yalan. Koç o kadar ölüme sebep olmaz. Dana mı adadı inek mi? Dana mı inek mi? Dana! Bir tane. Oğlum olursam dedi. Evet. Çocuğum ölmüştü. Niye adadı? He? Niye? Çocuğu ölmüştü. Doğarken mi? Evet. Kaç çocuğu öldü? Üç. Üç çocuğu öldü. Adadı. Ne dedi? Dana keseceğim dedi. Evet. Unuttu. Unuttu. Unuttu değil mi? Evet. Sen de geldin. Evet. Çocuğu, kıza aşık eden sen miydin? Evet. İntihar ettirmek için mi? Evet. Aynı dayısı gibi yapmak istedin? Evet. He? Aynen. Aynı dayısını yaptığını yaptırmak istedin? Evet. Ama yaptıramadın. Evet. Öyle değil mi? Yaptıramadım. Abisinde de var. Var. Kaç tane? Abisinde kaç tane var? Hiç. Üç tane var. Bir dedenin adadığı var. Kendi adadığı var bir tane. Değil mi? Evet. Evlenirsen diye mi adadı? Evet. Üçüncü ne? Üçüncü ne lan? Üçüncü kim adadı? Anne. Anne. Anne adadı değil mi? Evet. Ne dedi? Torunum olursa. Torunum olursa dedi. Ne keseceğim dedi? Koç. Koç keseceğim. Bu çocuk ne adadı lan? Bu çocuğu da adattırdın sen. Ne adadı? Lan bu çocuk da adadı. Ne adadı söyle bana. İblis ne adadı söyle. Dana. Bu çocuğa ne adattın dana. Lan? Dana. Bu çocuk da mı dana adadı? Dana. Niçin adadı danayı? Okulun bitince mi? Evet okulun bitince. Dana keseceğim dedi. Evet. Öğretmenlik maaşını alınca mı dedi? Evet. He? Evet. Sen de çocukta da üç tanesiniz öyle evet. mi? Evet. Annesi, dedesi ve çocuğun adadı. Evet. Peki, annesi ne diye adadı? Annesi ne diye adadı lan cevap ver. Annesi ne diye adadı oğlum? Annesi ne diye adadı? Annesi ne için adadı? Oğlu için adadı. Ne dedi? Oğlum atanırsa atacağım dedi.
Atanırsa ne keseceğim dedi? Koç. Koç. Değil mi? Evet. Beddua görevlisi var mı lan vücutta? Aaa! He? Aaa! Beddua görevlisi var mı? Yok. Bak. Allah'ın adıyla Süleyman'ın ahitnamesinden doğana kile sana emrediyorum. Aaa! Beddua görevlisi var mı? Sat. Aaa! Bak sen ölürsün o yaşar. Aaa! Var mı beddua? Aaa! Var mı? Aaa! Var mı? Var. Babaannesi yaptı değil mi? Evet. Annesine yaptı. Aa, yaptı. Ne dedi? Aa, ne dedi lan? Ne dedi? Aa, ne dedi oğlum? Ne dedi lan? Aa, ne dedi babaanne? Babaannesi dedi ki... He. Oğluma öleceğim dedi. Oğlumu? Oğlum sana öleceğim dedi. Oğlum? Sana adayacağım. Evet. Ne adadı? Koç. Oğluna mı adadı? Evet. Babaanne? Evet. O da kesmedi. Kesmedi. Üzerinde adak olan birisini... Üzerinde adak olan birisiyle evlendirdiniz. Evet. Değil mi? Evet. Bütün soya yerleştiniz. Evet. Öyle değil mi? Evet. He? Evet. Bırak lisanını çocuk. Bırak. Bırak lisanını. Kendine misin eleman? Kendim değil. He? Evet. Konuşacağız mı? Konuşacağız. Kaç yaşındasın oğlum? Kaç yaşındasın? 1500. Vücutta kaç tanesiniz? Bir. Allah'ın adıyla Süleyman'ın ahitnamesinden doğan akile sana emrediyorum. Vücutta kaç tanesiniz? Bir. Niye yalan söylüyorsun? Şeytanlar asla doğruyu söylemez değil mi? Evet. He? Evet. Doğru söylemeye cesaretim yok. Evet. Ben söyleyeyim mi? Söyle. 4. Vücutta tam 4 tanesiniz. Bir tane de çocuğun isyanıyla girdiniz 5. Doğru mu? Doğru. He? Doğru. Diğerleri? İlk giren kaç yaşında? 2000. İkinci giren? 2500. Üçüncü giren? 3200. Dördüncü giren? 4000. Beşinci giren? Beşinci giren yok ki. Çocuk bir ara isyan etti. Hayata karşı. 4800. Doğru söylemek çok mu zor geliyor? He? Hayır. Liz. Kaç taneniz adak görevlisi? Kaç taneniz adak görevlisi? 3. Yine yalan söyledin. He? Kaç taneniz? Görevlisi. Dört. Dana. İki tane dana var değil mi vücutta? Evet. He? Evet. İki tane de koç var. Evet. Değil mi? Evet. O kadar güçlü bir bedendesiniz lan. Vücutta güçlü değil misiniz? Niye saldırmıyorsunuz? He? Beni parçalamak istiyor musunuz? Evet. He? Evet. Kafa atmayı çok istiyorsun değil mi? He? Evet. Atsana. Hadi at bakayım. At. At kafanı. At. Atsana! Ayıpnameyi biliyor musunuz siz? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Evet. Süleyman'ın ayıpnamesini bilmiyor musun? Biliyorum. Biliyorsun değil mi? Yakalanan ne olur? He? Vücudu terk eder. Terk mi edeceksin sen şimdi? He? Zor. Yapıştın değil mi? Evet. He? Evet. Çocuğu sürekli isyana sevk ediyorsunuz değil mi? Evet. He?
Evet. Ama kalbe hükmedemediniz. Evet. Sakin. Fıtratı size pek uymuyor değil mi? Evet. Kin yok çocukta değil mi İblis? Evet. Kin olmayan bir bedende güçsüz kalıyorsunuz değil mi? Evet. He? Evet. Beni tanıyor musun? Tanıyorum. Nereden? Başka yanımdan. Kimden? Kimden? He? Kimden tanıyorsun beni? Kimden tanıyorsun? Hatırlıyor musun? Uyardılar mı seni? Uyardılar. Ne dediler? Dikkat ettiler. Neden dikkat et dediler? Konuşma dediler. Evet. Nereden geldiğini söyleme sakın dediler. Evet. Sus dediler. Saklan dediler. Değil mi? Evet. He? Evet. Saklanabildin mi? Hayır. He? Hayır. Neden? Canım çok yandı değil mi? Evet, çok yandı. He? Evet. Buradasın değil mi? Evet. He? Evet. Şu burada ve şu burada. Evet. Korkuyor musun? Korkuyorum. Neden? Çok acıyor. He? Ah. Neden korkuyorsun? Ha? Bıçaktan? Evet. Ha? Evet. Hayvanın boğazına bıçak vurduğu an ne olacak biliyor musun? He? Biliyorum. Ne olacak? Gideceğim. He? Gideceğim. Danalar kesilince ne olacak? Gideceğim. Çocuğun evlenmesinin önüne geçebilecek mi? Geçemeyeceğim. He? Geçemeyeceğim. Değil mi? Evet. Çocuk çalışamıyor değil mi? Evet. Engelliyorsunuz çünkü. Engelliyorum. Çalıştırmıyorsunuz evet. Değil mi? Evet. Ha? Evet. Ona kafi kim evet. Besliyorsunuz değil mi? Evet. Amacınız ne? Amaç. Onu eline geçirmek. Sonra. Ha? Sonra. Ha? Sonra. Ha? Sonra. Evet, intihar ettirmek. İntihar ettirmek. Sonra? Cehenneme yolu. Başka amacınız yok. Hepinizin amacı ortak, öyle değil mi? Evet. He? Evet. Öyle değil mi? Evet. He? Evet. Amaç ne? Cehenneme yolu. Kaç emirle girdin bedene? 5. Say. 1. Say. 1. 1. 1. Hatırlamıyorum. 5 tane emirle girdin. Say. Sayamıyorum. Say. Sayamıyorum. Say. Sayamıyorum. Sayacaksın. Sayamıyorum. Sayacaksın. Sayamıyorum. Say. Bir. Saklan. Değil mi? Evet. İki. İki ne? Vücuda gir. Üç. Vücudu yere geçir. Dört. Sonra? İsyana sevk et. Sonra? Öldür. Ve soru sormadan emirlere itaat et. Evet. Senin ilahın kim? Şeytan. He? Şeytan. Kim? Şeytan. Şeytanı kim yarattı? Allah. O zaman Allah hani ilah demiyorsun? Ah! He? Neden Allah'ı ilah olarak kabul etmiyorsun? Evet. He? Ah! Neden? He? Çünkü şeytan yarattı. Kim yarattı? Şeytan. Şeytanı kabul musun? Evet. O zaman evet. Sen kurtarsın. Aa! Kurtarsın sen elinden. Tamam kurtaramaz. O zaman ilah kim? Allah. He? Allah. O zaman kelime-i şehadet getir bari. He? Dilim dönmüyor değil mi? Dönüyor mu? Söylerim. Söyle. Gözümün içine bak İblis. Gözümün içine bak. Ne görüyorsun? Gözlerimi. Başka? Kararlı bir insan. He? Kararlı bir. Başka? Cevap sorma. Boş. Başka ne diyor? Cevap sorma, cevap ver. Beni bu bedenden koyacak kişi. He? Başka?
Çocuğa bir muska takmamı ister misin? İstemem. He? İstemem. Niye? Çünkü ben o zaman yaşayamam. Muskayla mı? Evet. Niye yalan söylüyorsun? 40 tane muska taksam yine yaşarsın sen. Öyle değil mi? Evet. Niye yalan söylüyorsun yaşamam diye? Kandıracağım. Evet. Kandırmak çok kolay değil mi insanlara? Evet. He? Evet. Kandırmak çok kolay. Girdiğin kaçıncı beden bu? 10. He? 10. O da yalan. Hah! Kaçıncı beden? He? 30. He? 30. Kaçıncı beden? Kaçıncı bin. Kaçıncı bin. 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 Yalan. Bin. Kaçıncı beden? He? Kim? Zorda gelince yalan söylüyorsun değil mi? Ahitname nedir İblis? Cin, ahitname nedir? Bilmiyorum. He? Bana her cevabı ver ama sakın bilmiyorum. Aaa! Tamam mı? He? Aaa! Tamam mı? Tamam. Ahitname nedir? Bizim şeytana verdiğimiz ahitname. Şeytanın bize verdiği. Nedir o ahitname? He? Şeytanın emirleri. Kaç emir verdi size? 5. Say bir daha. Vücudu ele geçir. 1, 2. Vücudu. Evet. Evet. Vücudu ele geçir. 1. Aha. Neyle besleniyorsunuz vücuttan? Günah. Günahlarıyla besleniyor. Hangi günahlarla beslendiğini say. 1. Fuhuş. 2. İçki. 3. Haram. 4. 4. Gıybet. 5. Aaa. 5. Aaa. 5. Kurban. Yerine getirilmeyen adak. Değil mi? Evet. 6. Aaa. Namazsızlık. Namaz. Namaz kıldırmayarak besleniyor. Evet. 7. Hac. Hacca gitmezse beslenirsiniz. Başka? Ha. Başka? Zekat. Zekat. Vermezse? Evet, zekat vermezse de onları diye dağıttık. Ne? Ne? Onları cezalandırır. Zekat vermeyenlere de giriyoruz değil mi? Evet. Faiz yiyenlere? Ha, onları da. Kredi kartı kullananlara da giriyoruz mu? Aa, onlar bizim birinci şeyimiz. Neyiniz? Birinci? Müşterilerimiz. Kredi kartı kullananlar. Ha. Faize bulaştığı için mi? Evet. Faizin günahı nedir? Ha. He? Çünkü olmayan paradan fazla para kazanma. Kul hakkı var mıdır içinde? Vardır. He? Vardır. Faizin cehennemdeki yeri neresidir? Ah. He? Ah. He? En dipte. En dipte. Ah. En düşük günahı nedir faizin? Anası ile zina yapmış gibidir değil mi? Evet. He? Evet. İnsanları kandırıyoruz ama. Evet, kandırıyoruz. Size inanmak isteyenler de inanıyor. Evet. Ama bedene girdiğinizi saklıyorsunuz değil mi? Evet. İlk defa mı bir insanla konuşuyorsun? Evet. He? Evet. Gözünün içine bak. İlk defa mı konuşuyorsun biz? Evet. He? Evet. Canın yanıyor mu? Çok. He? Çok. Sana vücuda girerken insanlarla konuşma dediler değil mi? Evet. Ama sen konuşuyorsun, neden? Ah, çok acı çekiyorum. He? Çok acı çekiyorum. Dayanamadığım için. Evet. Sen biraz naziksin değil mi? Evet. He? Evet. Vücutta çok güçlenemedin o zaman. Evet. He? Evet, güçlenemedim. Zayıf mı kaldı? Evet. İşlemiyor mu çocuk günah artık? İşlemiyor. İnat ediyor değil evet. mi? Evet. He? Evet. Bir sürü günaha sevk ettin. Evet. Değil mi? Evet. Başka bir bedene girmek isterdin değil mi? Evet. He? Evet. Daha çok günah işleyen. Evet. Daha çok haram işleyen bir beden. Evet, daha güçlü bir beden. Daha güçlü. Günahta güçlenmek isterdin değil mi? Evet, günahta güçlenmek isterdim. Ama güçlenemedin. Evet. Değil mi? Evet. Senin de sonun geldi. Fark ettin mi bunu? Gözünün içine bak. Fark ettim. Neyi fark ettin? Sonunun geldiğini. He? Sonunun geldiğini. Cehenneme gittiğinde daha önce gönderdiklerine selam söyle, tamam mı?
Tamam. Ne diye selam söyleyeceksin? He? Selamı var. Kimin? Kimin selamı var diyecek? Beni buraya yollayan. Kim o? Kim o? He? Kim? Kurbanı kestiren. Evet. Değil mi? Evet. He? Evet. Söyleyecek misin selam? Söyleyeceğim. Daha önce gönderdiklerinden haberin var mı? Var. He? Var. Kaç tane göndermişim görebiliyor musun? Göremedim. He? Göremedim. Görmek ister miydin? İsterim. Niye? Yanlarına gitmek için mi? Evet. He? Evet. Şeytan sana ne vaat etti iblis? Aa! Şeytan sana ne vaat etti? Aa! İnsanoğlunun bedenine gir, cehenneme götür derken şeytan sana ne vaat etti söylesene. Şeytan sana kendi ne tahtını. Kendi tahtını vaat etti. Oturdun mu tahtına hiç? Oturdum. He? Oturdum. Hangi yaptığın işten dolayı şeytan seni kendi tahtına oturttu? Zina. Zinadan dolayı mı oturttu? Evet. Başka? İmansız yolladığı için. İmansız gönderdiği için şeytan seni tahtına mı oturttu? Evet. Güzel miydi tahtı? Güzel. He? Güzel. Nerede? Cehennemde. He? Cehennemde. Onun tahtı mı cehennemde? Evet. He? Evet. Şeytan olduğuna pişman mısın? Pişman. Neden? He? Acı çekiyorum. Bu kadar acı verdim insanlara. Biraz acı çekmenin ne olduğunu gör ben. Güzel mi acı çekmek? Çok kötü. He? Evet kötü. İnsanlara acı çektirmek güzel miydi? Kötü. He iblis? Kötü. İblis? Kötü. İnsanlara acı çektirmek zevkli miydi? Kötü. He? Kötü. Acı çekmek güzel bir şey değil değil mi? Evet. Değil. Değil mi? Değil. He? Değil. Sen onlara acıdın mı acı çektirirken? Acımadım. He? Acımadım. Onlara karşı büyük bir kinin var değil mi İbni? Evet. He? Evet, evet. Neden evet. Gidiyorsun insanlara? Çünkü onlar bizden üstün. He? Üstün onlar. Neyi üstün insanoğlunun? Aklı, zekası. He? Fıtratı. He, başka? Ruhu. He. Allah insanlara kendi ruhunu yüklediği için mi kıskandınız? Evet. Ama sizin daha üstün olduğunuzu onlara günah işleterek evet. ispatlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Öyle mi? Evet. İspatladın mı? Hayır. He? İspatlayamadım. İspatlayamadın mı? İspatlıyorum. He? İspatlıyorum bazen. İspatlıyor musun bazen? Evet. Ne şekilde ispatlıyorsun? Günahı teşvik ediyorum. Onlar da uyuyorlar. Evet. Faiz yiyorlar. Evet. Zina yapıyorlar. Evet. Değil mi? Evet. En çok tasarrufun kimler üzerinde? Günahkarlar üzerinde. Erkeklerin mi, kadınların üzerinde mi? Kadın. Neden kadınların üzerinde? Çünkü onlar erkekleri cezbediyorlar. Erkekleri cezbediyorlar. Zinaya sevk ediyorlar. Evet. Erkek gibi giyinen kadın lanetlenir mi biz? Evet. Neden lanetlenir? He? Çünkü o kendini erkek gibi zannettiği için kadındır. Erkek gibi giyindiği için değil mi? Evet. Tesettüre girmeyen de lanetlenir mi? Evet. Neden? Çünkü herkese zinaya teşvik ettiği için. Zinaya teşvik ettiği için lanetlenir. Evet. Kurtulabilir mi cehennemden? Zor. Kurtulamaz. Ateş değecek açık yerlere. Evet. Öyle değil mi? Evet. He? Evet. Bir daha dünyaya gelsem ne olarak gelmek isterdin? İnsan. He? İnsan. İnsan olarak. İnsan olarak gelseydin eminim ki günahkar bir insan olurdun. Öyle değil mi? Evet! He? Evet olurdum. Hangi günahları işlerdin? Zina, fuhuş, içki içmek. Hepsini yapar mıydın? Yapardım. Başka ne yapardın? Yetime zulmeder miydin? Evet zulmederdim. Yetim hakkı yerdim. Mirası? Mirası da yerdim. Haksız miras yerdim. Evet. Ana babayı döver miydin? Döverdim. He? Döverdim. Başka ne yaptın? He? İçki içerdim. Senin bu yaptığını yapan insanın şeytandan farkı var mı? Yok. Namazı kılar mıydın? Kılmazdım. Her namaz kılmayan? Cehennem gittir.
Neden cehennemliktir? Çünkü Allah'ın emridir. Kur'an'ın emirlerini ve yasaklarını insanlardan iyi biliyoruz değil mi? Bana söylemek istediğin bir söz var mı İblis? He? Yok. He? Yok. Yakalandın mı? Evet. He? Evet. Yaptıklarından pişman mısın? Evet, pişman. Tövbe mi etmek istiyorsun? Evet. Sen tövbe... He? Şeytan tövbe değil mi? Edemez. Baban tövbe etmediği için zaten şeytan oldu oğlum. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Babanı şeytan yapan şey neydi? Allah'ın... He? Allah'ın emirlerine uymaması, Allah'a isyan etmesi. İbadeti ve kibirle... Doğru! He? Doğru! Babanın ilk adını biliyor musun? Bilmiyorum. Duymadın mı ilk adını? Lucifer. Lucifer. O İngilizce şeylerde, yabancılarda... Azazil olduğunu bilmiyor musun babanın? Azazil. He? Azazil. He? Evet! Öyle değil miydi? Evet! He? Evet! Onu hangi günahı şeytan yaptı? Allah'ın emirlerine uymaması. Ha? Kibir mi yaptı? Kibir. Sende de var mı kibir? Var. He? Var. Bana karşı kibirlensene biraz. Ben senden daha güçlüyüm. He? Niye bağırıyorsun o zaman karı gibi? Karı gibi niye bağırıyorsun? Güçlü müsün? Değilim. He? Değilim. Ben zavallı aciz bir şeytanım diyor. Ben zavallı işte aciz bir şeytanım. He? Şeytanım. Aa! Şeytan mısın? Şeytanım. Bu insanın bedeninde ne işin var? He? Çünkü günah işledi. Ne günah işledi? Fuhuş yaptı. Başka? Aşk geçti. Girdi. Evet. Sen bir adak görevlisi değil misin? Evet. He? Evet. Ama günahları istemiyorsun. Evet. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Söyle bakayım. He? İddiam nedir? Bilmiyorum. Söyleyeceğim. İddiam nedir? Bilmiyorum. İddiam nedir? Günah. İddiam nedir? Günah. Şeytan mı bu iddiam? Evet, şeytandır. He? Şeytandır. Şeytanların insanları kandıranları mıdır? Evet. Ne diye kandırırlar? Size, sizi en iyi şeyleri vereceğim diye. Kandırırlar. Ne derler? Ne derler? Ne derler? Günah işte, sana en güzel şeyleri yaşatacağım. Bazen de iyi gösterir. Evet. En tehlikeli şeytan sağdan yaklaşan mıdır, soldan yaklaşan mı? Sağ. He? Ne sol. Diye yaklaşırsınız? Sağ mı, sol mu? Sağ. Ne diye yaklaşırsınız? Bana uy, bana gel. He? Benim dediklerimi yap. Başka? Kendinizi Müslüman gibi gösteririz değil mi? Gösteririz. He? Gösteririz. İnsan da inanır. Evet, inanır. Benim bir koruyucum var mı zanneder? Evet. Surelerin hadimi var mı zanneder? Evet. Bana bilmediğim bir şey söylesene. Söyle bakayım. Sonra bırakacağım seni. Bana bilmediğim bir şey. Söyle. Söyle. Bana bilmediğim bir şey söyle. Bir şey söyle, sana ızdırap yapmayı bırakacağım. Söyle. Şeytan bizim babamızdır. Şeytan? Bizim babamızdır. Bilmediğim bir şey söyle, onu biliyorum. Cinler kimin zürriyetidir? Şeytanın ateşine yapmışlardır, yaratmışlardır. Adem Aleyhisselam dünyaya geldiğinde dünyada cin var mıydı? Hayır. Kim vardı? İnsanoğlu. Başka? Melekler. Başka? Aa! Cinler kimden türedi, doğdu? Şeytanlar. Adem Aleyhisselam dünyaya geldiğinde var mıydı cin? Yoktu. Bütün cinler şeytanlar mı zürriyetinde? Evet. Müslüman olanlar var mı arasında? Var. Ne kadar? Az. Ne kadar az? 15. Doğru işi, doğru işi. Onda yedi. Yalan söyleme lan. Onların yüzde kaçı Müslüman? %50'si. Yalancısın.
Ay! Yüzde 70'in! Cinlerin yüzde kaçı Müslüman? 70'in! Cinlerin yüzde kaçı Müslüman? %80'i! %1'i. Aaa! Ne yalan söylüyor? He? Evet! Ne yalan söylüyor? Aaa! Cinlerin yüzde kaçı Müslüman? Biri! He? Biri! Doğru söylemeye zorlanıyor mu? Evet! He? Evet! Aaa! Seni öldüreyim mi bırakayım mı? Bırak! He? Bırak! Buraya geldiğinde yakalanacağını bilmiyordun değil mi? Evet! He? Evet! Aaa! Adaklar kesilinceye kadar çocuğu sıkmayı bırakacaksın, anladın mı? Anladım! Ne anladın? Adaklar kesilinceye kadar çocuğu bırakacağım. Çıkacağım mı bedenden? Çıkacağım. Ne yalan söylüyor? Çıkamayacağını sen de biliyorsun. Aaa! Değil mi? Evet! Çünkü yalancısın. Evet! He? Evet! Yalancılarla konuşmak ne kadar zor? Aaa! Zor! Yalancı senin neyindir? Babam! İnsanlardan yalan söyleyen senin neyindir? Benim müşterimdir. Müşterindir? Evet! Başka? Aaa! He? Aaa! Başka neyindir? Bırak çocuğunu. Topla midesini. Topla midesine. Bırak! Özgür. Kendinde misin? Kendinde. Konuştuklarını hatırlıyor musun? Hayır. He? Hayır. Ben önce dönünce konuştuğunu hatırlıyor musun? Hayır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hava da çok sıcak, çok çok terlemiş. He? Evet. Terledin mi? Terledim. Ben de terledim. Ne yapacağız? Yavuz resmini çek bakalım. En azından yanına şeytan aracı ismini yuvarlanmayın. Allah'ın huzurundan korktuğun şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ın huzurundan korktuğun şeytandan sana sığınıyorum. Vücudunda kasılma var mı? Var biraz. Midende mi? Evet. Bir daha söyle. Yavuz billahimle şeytanı aracı isimle yuvarlayın. Yavuz billahimle şeytanı aracı isimle yuvarlayın. Allah'ın huzurundan korktuğun şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ın huzurundan korktuğun şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ım. Allah. Şeytanın kışkırtmasıyla. Şeytanın kışkırtmasıyla. İşlemiş olduğum bütün günahlardan. İşlemiş olduğum bütün günahlardan. Ve isyanlardan. Ve isyanlardan. Tövbe ediyorum. Tövbe ediyorum. Allah'ım. Allah'ım. Benim adadığım. Benim adadığım. Ve soyumdan yerine getirilmeyen adakları. Soyumdan yerine getirilmeyen adakları. Yerine getirmeyi. Yerine getirmeyi. Bana ver. Yerleri kaç yaşlarında? 5 tane cin şu anının vücudunda yaşıyorsunuz, evet. Doğru mu? Evet. Cin misin? Evet. Cin misin? Oo evet. Cin misin? Evet. Dişi misin? Erkek. Erkek, diğerleri? Burun, çocuk. Burundaki çocuk? Çocuk. Diğerleri? Bacak. Bacaktaki erkek mi, dişi mi? Dişi. Dişi? Dişi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم